28 Nisan Perşembe gündemiyle gün ortasında karşınızdayız. Hükümet programının Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmesi tamamlandı. Toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi milletvekilleri katılmadı. Hükümet programı üzerine konuşma isteminde bulunulmaması üzerine Genel Kurul'un bugünkü oturumu tamamlandı. Hükümetin güven oylaması 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Nazım Çavuşoğlu, Şifa Çolakoğlu. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin programını görüşmek üzere toplandı. Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı'nda saat 10.35'te toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi milletvekilleri katılmadı. Hükümet programı üzerine konuşma isteminde bulunmaması üzerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Genel Kurul'un bugünkü oturumunun tamamlandığını söyledi. Sayın milletvekilleri, anayasanın 109. maddesinin 2. fıkrası ile meclis iş tüzüğünün 123. maddesinin program üzerindeki görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylamasına başvurulur kuralı gereğince, Gelecek Birleşim 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10'da yapılacaktır. 25 Nisan'da Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanan yeni Bakanlar Kurulu listesi aynı gün Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin bilgisine getirilmiş ve Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin programı okunmuştu. Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin programının mecliste görüşülmesi ve güven oyuna gidilmesi süreci öncesinde BRT'ye konuştu. Ulusal Birlik Partisi vekillerinin güven oylamasına gelmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Başbakan Sucuoğlu, bazı çevreler ülkede sürekli bir kaos, bulutlu hava ve umutsuzluk olduğu havası yaymak için ellerinden geleni yapıyor. Öyle bir şey yok dedi. Ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılara da işaret eden Başbakan, son 40-50 yılın en zor döneminden geçildiğini söyledi. Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT özel yayında yeni hükümetin görevleri, vatandaşın alım gücünü artırmak için yapılması planlanan çalışmaları ve koalisyon hükümetinin kısa dönemde yapmayı planladığı programla ilgili Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı. Seçimden sonra kaybedilen zamanın erken zamanda kapanması için önemli bir süreçten geçildiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, muhalif noktalarda hükümetin güven oylamasında sıkıntı yaşanabilir söylemlerine de yanıt verdi. Baştan beridir bu dedikodular hep nedir anlamadım devam ediyor. Yani parti içinde bir dışarıdan bir el sanki karıştırmaya çalışır gibi bir hava yaratılıyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok işte gelmeyecek işte bazı arkadaşlar. Yok şu olan. Ya Ulusal Birlik Partili vekillerin böyle bir gelenek olarak böyle bir şey yok. Yani Ulusal Birlik Partili vekiller o sorumluluğu zaten birinin söylemesine gerek yok. Onu zaten kendileri görüyor ve hissediyor. Bir de cumartesi günü güven oylaması var. Evet. Yani düşünün Özdemir Bey görevli olarak Avrupa Parlamentosu'ndadır. Cuma gecesi geliyor. Yani cumartesi katılması için oylamaya. Evet. Gibi yani böyle bir sıkıntı görünmüyor. Böyle bir sıkıntı da olacağını zannetmem. Çünkü yani siyasette amaç kargaşa yaratmak değil. Evet. Amaç olayı daha da kötümser duruma getirmek değil ama belli dediğim gibi maalesef basındaki belli çevreler veya belli çevreler bunu sürekli kaşıyor. Yani sürekli ülkede bir kaotik durum, ülkede bir kaos, ülkede bir bulutlu hava, ülkede bir umutsuzluk, ülkede bir ümitsizlik bunu yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Başbakan Faiz Sucuoğlu ülke ekonomisine de değindi. Son 40-50 yılın en zor döneminden geçildiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, maliye ve hükümetin buna rağmen maaş, burslar ve bunun gibi mükellefiyetlerini yerine getirdiğini kaydetti. Yani bütün dünyanın özellikle Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu ciddi bir ekonomik kriz var. Sadece Kuzey Kıbrıs'ta değil bu. Güney Kıbrıs'ta ciddi boyutta bir sıkıntı içerisinde. Efendim bütün komşu ülkeler de aynı şekilde. Ama yani bunu daha da
karanlık bir duruma getirme hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Sadece ve sadece Kuzey Kıbrıs'taki halkın moralinin daha da bozulması, daha da çökmesine sebep olur ki dediğim gibi yani her türlü çalışma, her türlü açılım bu arada yapılmaya çalışılıyor ki önümüzdeki süreçte de herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Ama Başbakan Sucuoğlu pandeminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Rusya-Ukrayna savaşı kadar etkilemediğine işaret ederek savaşın taşımacılık, temel gıda, akaryakıt ve döviz fiyatlarının artışına çok büyük etkisi olduğunu söyledi. Temel gıda maddelerindeki pahalılık ve genel piyasayı etkileyen pahalılık dediğim gibi bizden ziyade bütün çevreyi etkiliyor. Yani sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil bu. Ana vatanımızda da ciddi sıkıntılar var bu yönde, pahalılık yönde. Evet. Önlenemiyor bir türlü. Efendim Yunanistan'da da var, Güney Kıbrıs'ta da var. Savaşın bitmesiyle birlikte özellikle akaryakıt temininde, taşımasında ve fiyatlandırılmasındaki tekrardan normal eskisi gibi yani savaş öncesi duruma vazgeçtik savaş öncesi duruma ama o rakamlara yaklaşması bile bize çok büyük bir rahatlık sağlayacak. Dolayısıyla mücadeleye, açılımlara, koşuşturmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Mart ayı elektrik faturalarında kilowatt başı ödenecek miktarda indirim yapılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, Mart ayı faturalarını ödemiş olanlara iade yapılacağını, ödemeyenlerin ise oluşan fark ve indirimi hesaplarında ve ekstrelerinde göreceklerini belirtti. Bakanlar Kurulu'nun geçtiğimiz gün onayladığı Mart ayı elektrik faturalarında kilowatt başı ödenecek miktarda indirim yapılmasına ilişkin kararına yönelik çalışmalar sürüyor. Konuya ilişkin BRT'ye açıklama yapan Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, resmi gazetede yayımlanan yasa gücünde kararnamenin dün kuruma ulaştığını ve yönetim kurulunun toplanarak bu konuda çalışmalara başladığını belirtti. Orkun, Mart ayı faturalarının Bakanlar Kurulu kararına istinaden tekrar hesaplanacağını vurgulayarak, bu süreçte faturayı ödeyenlere iade yapılacağını, ödemeyenlerin ise kararname sonucu oluşacak fark ve indirimi hesaplarında göreceklerini ve bunun ekstrelerde de görüleceğini belirtti. Orkun, çalışmaların gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Mart 2022 devresi tüketimleri hakkında yasa gücünde kararnameye göre Mart 2022 devresine ait faturalarda devre tutarının belirlenen indirimli birim fiyattan hesaplanması gerekiyor. Buna göre konut tarifelerinde sadece Mart ayında 0.98 Türk Lirası olan 0'dan 250 kilowatt saate 0.98 Türk Lirası, 2.70 olan 250'den 500 kilowatt saate 1.70 Türk Lirası, 2.95 olan 500'den 750 kWh 2. Türk Lirası, 3.25 olan 750'den 1000 kWh 2.25 Türk Lirası ve 4 Türk Lirası olan 1000 kWh ve üzeri için 3.3 Türk Lirası olarak uygulanacak. Turizm tarifelerinde de yine sadece Mart ayı için otel olarak kullanılan yatırımlarda 2.70 Türk Lirası olan tarife 1.70 Türk Lirası ve kasinolu otellerde ise 2.70 Türk Lirası olan tarife 2 Türk Lirası olarak uygulanacak. Öte yandan Mayıs ayında yeniden elektrikte çoklu tarifeye geçilmesi için çalışmalar sürüyor. Sayın seyirciler, ülkemizde yaşanan ilaç eksikliği bir haftaya kadar gideriliyor. İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde, tamamen ihaleden kaynaklanan sorunlar yüzünden yaşanan ilaç sıkıntısının bir hafta içerisinde ortadan kalkacağını söyledi. Konde, her gün 3 tır civarında ilaç alımı yapmaya başladıklarını belirterek, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin bu konuda çok hassas olduğunu ve konuyu yakından takip ettiğini aktardı. İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısıyla ilgili BRT'ye açıklamalarda bulundu. Konde, senelik ihalenin tamamlanmasıyla ülkeye ilaçların gelmeye başladığını belirterek her gün 3 tır civarında malın ellerine ulaştığını söyledi. Konde, ülkedeki ilaç eksikliğinin tamamen ihaleden kaynaklanan gecikmelerden dolayı yaşandığının da altını çizdi. İhalemiz bitti. İhale imzalanacağı zaman ihalenin dörtte birinin kaldığı bir depomuz
ihaleden vazgeçti. O yüzden de biz meşhuren ikinci tekliflere geçmek zorunda kaldık. Bunların değerlendirilmesi, tekrardan başka depolara verilmesi bir zaman aldı. Fakat diğer depolar, kendilerine kalanlar ilk günden itibaren imzaları attıktan sonra her gün bize mallarımızı getirmeye başladılar. Gördüğünüz üzere her gün bazen 11'lere kadar, 12'lere kadar sağ olsun arkadaşlarımız kalıyorlar, malları teslim alıyorlar. Takdir edersiniz ki yıllık ihaledir bu. Bütün adaya biz dağıtım yapıyoruz. Onun için de çok fazla miktarda bir ürün geliyor. Şimdi mallarımız başladı, hala ilaç eksikliği varmış gibi görünüyor ama maalesef bu çok fazla olduğu için parti parti geliyor. Herhalde en geç bir 10 gün içinde, bir hafta içinde tamamlanacak. Serap Konde, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin de konuya büyük hassasiyet gösterip yakından takip ettiğini vurgulayarak her gün gelen ilaçların listelerinin nerelere dağıtıldıklarını, Bakan Pilli'ye ulaştırdıklarını kaydetti. Bu yıl ellerinde olmayan nedenlerden dolayı ilaç sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen Konde, Türkiye'de Şubat ayında yapılan ilaç fiyatlandırmasının da gecikmenin ana nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Ama işte bunlar geldikçe inşallah sıkıntılarımız sona erecek. Zaten eksiklerimiz ihaleden eksik olduğunda biz elimizden geldiğince piyasa alımları yaparak bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Özellikle kurullu, onkoloji, MS gibi hastalıkların hiç eksik etmemeye çalışıyoruz. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Genel Kurul toplantısı Strasbourg'da yapılıyor. Toplantıya Cumhuriyet Meclisi heyeti de katılıyor. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan'dan oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Genel Kurul toplantısına katılıyor. Strasbourg'daki toplantıda İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Buric genel kurula hitap etti. Berova ve Candan genel kurul çalışmaları ve komite toplantıları yanında AKPA toplantıları Kapalı Maraş konusunda raportör olarak atanan İtalya Milletvekili Piero Fassino ile de bir araya geldi. Toplantıda raportör Fassino'nun Haziran ayında Kıbrıs'a yapmayı planladığı ziyarete ilişkin detaylar ele alındı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan ayrıca AKPA Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller grup toplantısına katıldı. Heyete temasları sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Strasbourg temsilcisi Ayda Soylu, ikinci sekreter Deniz Kalyoncu ve Cumhuriyet Meclisi Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada eşlik etti. Cumhuriyet Meclisi heyeti yarın yurda dönecek. Sayın seyirciler, alternatif turizmde yeni model düğün turizmi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hindistan düğünlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikratoğlu, ülkemizde Haziran ayında 500 kişilik üst düzey bir Hint düğünü yapılacağını söyledi. Alternatif turizme yeni model olarak Hint düğünlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yapılmasına ilişkin yapılan girişimler sonuç veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Haziran ayında 500 kişilik bir üst düzey Hint düğünü gerçekleştirilecek. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bu çerçevede Cyprus Global şirketi yetkilileriyle Hindistan'dan gelen organizatörleri kabul etti. Cyprus Global Direktörü Sezer Kızgın, Hindistan'ın ciddi paralar harcayan bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Pandemi öncesinde yoğun bir şekilde Hindistan ve düğün turizmi ile ilgili olarak çalıştıklarını anlatan Kızgın, Bakan Fikri Ataoğlu'nun inancı ve vizyonu sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Hindistan pazarında yer bulduğunu söyledi. Sezer, Kuzey Kıbrıs turizmindeki tüm paydaşların önümüzdeki yıllarda düğün turizmi ve Hindistan pazarından yararlanabileceğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ise düğün turizminin çok büyük bir pazar olduğunu belirtti. Hindistan pazarına yönelik daha önceki yıllarda başlatılan girişimlerin yavaş yavaş meyvesini vermiş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Ataoğlu, bu konuda Cyprus Global ve Sezer Kızgın'ın büyük payı olduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Haziran ayında 500 kişilik bir üst düzey Hint düğünü yapılacağını da dile getiren Ataoğlu, bu organizasyonların çoğalması için gerekli desteği verdiklerini vurguladı. Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs'ta alternatif turizm modelleri arasına giren düğün turizminin bu yıldan başlanarak 2023 yılında hem turist hem de organizasyonlar anlamında Hint misafirlerin tercihi olacağını anlattı.
Bakanlar Kurulu'nun alkollü içkiler için alınan fonda indirim kararı almasının ardından fiyatlar düşüyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Marketçiler Birimi Basın Sözcüsü Tansel Nizam, yeni fiyat listesinin çıktığını ve fiyatların hızla indirmeye başladıklarını söyledi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Marketçiler Birimi Basın Sözcüsü Tanser Nizam, Bakanlar Kurulu'ndan alkollü içecek fonlarında indirim kararı çıkmasının ardından BRT'ye açıklamalarda bulundu. Nizam, BRT'ye yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu kararının ardından alkollü içkilerde yeni fona göre fiyatlandırma yapıldığını söyledi. Nizam, fiyatları hızla indirmeye başladık. Elimizden geldiğince hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Alkollü içeceklerin bir kısmında indirim dünden itibaren başladı. Büyük ihtimal yarın yeni fiyatları göreceğiz dedi. Tanser Nizam, fonların düşürülmesine paralel bira ve şarap fiyatlarında büyük düşüş yaşandığını sözlerine ekledi. Sayın seyirciler, sağlıkla ilgili haberlerimizle devam ediyoruz. Şimdi öncelikle COVID-19 güncel vaka sayılarını aktaracağız. Buna göre ülkemizde son 24 saatte yapılan 5904 COVID-19 testi sonucunda 140 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni COVID-19 vakalarından 67 kişinin Lefkoşa, 17 kişinin Girne, 35 kişinin Gazimağusa, 12 kişinin Güzelyurt, 8 kişinin İskele ve 1 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi. Ve devam edelim. İlk olarak İngiltere'de görülen, daha sonra 11 ülkeye yayılan ve küresel salgın endişesine sebep olan gizemli hepatit virüsüne Güney Kıbrıs'ta da rastlandığı açıklandı. Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Harafki gazetesi, birçok ülkede çocuklarda ortaya çıkan gizemli hepatit virüsünün Güney Kıbrıs'ta ilk kez dün 4,5 yaşında bir çocukta saptandığını yazdı. Ve gün ortasında şimdi sırada dış gelişmeler var. Sayın seyirciler, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar 2 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Son olarak Kherson şehir merkezine roketli saldırılar düzenleyen Rus ordusu ülke genelindeki çatışmalarda bir günde 400 askerini kaybetti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürüyor. Kherson şehir merkezinde roket saldırıları sonucu birçok patlama meydana geldi. Patlamalara roket saldırılarının neden olduğu ve roketlerin şehirdeki bir televizyon istasyonunun yakınlarında bulunan Ukrayna mevzilerini hedef aldığı ifade edildi. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 22.800 asker, 187 uçak, 155 helikopter ve 970 tank kaybettiğini açıkladı. Rus ordusunun 24 Şubat-28 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 400 askerini daha kaybettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise 25 Mart'ta yaptığı açıklamada Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğünü duyurmuştu. Bu arada Rusya'nın saldırılarına tepkiler de devam ediyor. Kanada parlamentosu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını soykırım olarak nitelendiren bir kararı kabul etti. Kararda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya parlamentosu üyeleri tarafından yönlendirildiği kaydedilen Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin insanlığa karşı işlediği sistematik ve kitlesel savaş suçlarına dair açık ve yeterli kanıt olduğu ifade edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %23,2'den 42,8'e yukarı yönlü olarak güncelledi. Enflasyondaki artışı... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen Enflasyon Raporu 2022 ikinci bilgilendirme toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellediklerini açıkladı. Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19.6 puanlık güncellemeyle %23.2'den %42.8'e yükselttiklerini söyledi. Kavcıoğlu, enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda %42.8, 2023 sonunda %12.9 ve 2024 sonunda ise %8.3 seviyelerine tekabül etmektedir dedi.
Kavcıoğlu Mayıs ayından sonra enflasyonda düşüş yaşanacağını tahmin ettiklerini de ifade etti. Salgın sonrası normalleşme sürecinin devamı ve 2016 yılında Kahire'ye giderken düşen uçağın düşüş nedeni açıklandı. Uçağın pilotun kokpitte sigara içmesi ve bunun sonucunda oluşan kimyasal ortamın maskeden sızan oksijenle etkinleşerek aleve düşmesi sonucu düştüğü belirtildi. 2016 yılında Paris'ten Kahire'ye giderken düşen ve 66 kişiye mezar olan Egypt Air uçağının düşüş nedeni açıklandı. Pilotun kokpitte sigara yakınca oluşan kimyasalın maskeden sızan oksijenle birleşmesi sonucu çıkan alev nedeniyle uçağın düştüğü belirlendi. Kara kutu üzerinde yıllarca devam eden çalışmanın sonucunda soruşturma tamamlandı ve kazaya uçağın pilotunun kokpitte yattığı sigaranın acil durum maskesinden sızan oksijenle tepkimeye girerek bir patlamaya yol açtığı açıklandı. Fransa'da Paris Charles de Gaulle'den kalkan uçakta kimliği tespit edilen bir İngiliz, 12 Fransız, 30 Mısırlı, 2 Iraklı ve 1 Kanadalı yolcu olduğu açıklanmıştı. Kazanın ardından Amerika Birleşik Devletleri donanmasının da dahil olduğu büyük bir arama kurtarma görevinin ardından uçağın kara kutusu Yunanistan'da bulunmuştu. Sayın seyirciler, bu haberle birlikte gün ortasını noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olmak üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın, mutlu bir gün sizin olsun. Kıbrıs Futbol Federasyonu yönetimi Bostancı Bağcılık'ın Aksa 1. Lig'den alt lig olan bölgeler terfi müsabakaları 1. Lig'e düşürüldüğünü açıkladı. Federasyon konuyla ilgili açıklamasında Bostancı Bağcılık Spor Kulübü'nün son bir haftadır yazılı ve görsel basında futbolun marka değerini düşüren yayınların sebebi olması Kıbrıs Futbol Federasyonu ve veya idari organını yanıltıcı ve veya yanıltmaya ve veya aldatmaya yönelik ve veya futbolun marka değerini düşürücü ve veya saygınlığını zedeleyici ve veya güven sarsıcı eylem ve fiilleri nedeniyle Kıbrıs Futbol Federasyonu tüzüğünün 76. maddesiyle Kıbrıs Futbol Federasyonu müsabaka talimatının 37. maddesi vesaire ilgili mevzuat kapsamında Bostancı Bağcılık'ın bugünden itibaren Aksa 1. Lig'den çıkarılarak bir alt kümeye indirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir ifadelerini kullandı. Basketbolda Unilig'de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Rauf Denktaş Üniversitesi finale yükselen ekipler oldular. Yakın Doğu Üniversitesi RA25 spor salonunun ev sahipliği yaptığı Final Four'un ilk maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi klasmanı yenilgisiz lider bitiren Yakın Doğu Üniversitesi'ni etkili bir oyunun ardından 55-46 yenerek ilk finalist oldu. Maçta Yakın Doğu Üniversitesi'nden 19 sayı 17 reboundluk performansıyla Çi ön plana çıkan isim olurken Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Sari 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı. Gecenin diğer maçında Girne Amerikan Üniversitesi karşısında etkili olan Rauf Denktaş Üniversitesi takımı 65-46 maçı kazanmayı başardı ve finalde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin rakibi oldu. Rauf Denktaş Üniversitesi'nde Fred ile Girne Amerikan Üniversitesi'nde Hamit Çeliktaşlılar 16'şer sayı ile maçın en skorer oyuncuları oldular. Final karşılaşması 29 Nisan Cuma günü RA25 spor salonunda saat 20'de oynanacak. Basketbolda Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele eden Levent Spor çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Sakarya'da düzenlenen U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda yer alan Levent Spor, A grubunda karşılaştığı Galatasaray'ı 40-10'luk farklı skorla yenerek grubunda 3'te 3 yaparak çeyrek finale yükseldi. Levent Spor'un çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak olan Adana Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş maçı sonrasında belli olacak. Çeyrek final karşılaşması yarın 15'te oynanacak. Handbol Büyükler Ligi'nde finalin ikinci maçları bu gece oynanacak. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan finallerde kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, erkeklerde ise Gençlik Gücü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya gelecek.
Finallerde kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve erkeklerde de Gençlik Gücü serilerde 1-0 önde bulunuyorlar. Öte yandan Levent takımları hem kadınlar hem de erkeklerde 3. oldu. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Kadınlar Ligi maçında Levent çekişmeli bir maç sonunda Digem'i 30-29 yendi ve sezonu 3. sırada bitirdi. Erkekler Ligi'nde de Mausa Gelişim Akademisi'ni 31-30 yenmeyi başaran Levent takımı 3. oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool konuk ettiği Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Liverpool'un gollerini Henderson ile Mane attı. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında toplam 14 gole ulaşan Senegalli oyuncu Mane, Didier Drogba'yı yakalayarak turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu. Rakibini 2-0'la geçen Liverpool ikinci maç öncesi skor avantajı yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı 3 Mayıs Salı günü Ceramica Stadında oynanacak. FIBA Europe Cup final rövanş maçında Türkiye temsilcisi Bahçeşehir Koleji evinde Yuna Otels Reggio Emilia'yı 90-74 skorla mağlup etti ve organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. FIBA Europe Cup final serisinin MVP'si Bahçeşehir Koleji'nden Jamar Desean Smith oldu. İtalya'da oynanan ilk karşılaşmada da Bahçeşehir, Yuna Otels Reggio Emilia'yı 72-69'luk skorla mağlup etmeyi başarmıştı. FIBA tarafından açıklanan bilgiye göre ülke spor ve etkinlik salonundaki mücadeleyi 13.485 biletli taraftar takip etti ve tüm zamanların FIBA Europe Cup seyirci rekoru kırıldı. İtalya 1. Futbol Ligi Serie A'da 20. haftadan erteleme maçında Inter Bologna'ya deplasmanda 2-1 yenildi. Lider Milan'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan Inter bu sonuçla liderliği ele geçirme fırsatını değerlendiremedi. NBA'de son şampiyon Milwaukee Bucks Chicago Bulls'u 116-110 yenip seriyi 4-1 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finaline Brooklyn Nets'i eleyerek gelen Boston Celtics'le eşleşti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı 9 rebound 3 asistle geceye damga vuran isim oldu. Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors Denver Nuggets'ı 102-98 yenip seriyi 4-1 kazanarak bir üst turda Memphis veya Minnesota'dan biriyle oynayacak. Warriors'dan Stephen Curry 30 sayı 5 rebound, 5 asist, 2 top çalma, 5 top kaybıyla maçta öne çıkan isim oldu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Toz var mı? Var efendim. Hafif. Yarın ise ve diğer bir günlerde ise yine orta şiddette tozumuz var. Hava sıcaklıklarımız yükselişe geçecek efendim, yükselişe. Tabii ki orman yangın olasılığımız da çok yüksek. Ultraviyole radyasyonumuz da çok yüksek olacak hafta sonuna kadar. Evet, alçak basın sistemiyle. Bu sefer ne diyorduk efendim? Sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacağız. Ve bu durumda bugün açık az bulutlu, yarın parçalı bulutlu. Bulutlar böyle yüksek yüksek bulutlar olacak diyelim ve bir taptaze aldığım uydu görüntülerine bir bakalım. Ve Avrupa genelde parçalı bulutlu bir görünümde. Evet, İtalya'da parçalı bulutlu bir görünümde. Fakat İngiltere az bulutlu, az bulutlu. Kuzey parçalı bulutlu. Yine Rusya kasvetli kasvetli efendim, çok bulutlu. Ve ne olduysa oldu efendim, Gürcistan da çok bulutlu diyelim ve bir ülkemize ve Türkiye'ye göz atalım. Baktığımda açık az bulutlu bir görünüm görüyorum Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs adamızda. Türkiye ise az bulutlu bir görünüm. Ve meteorolojik haritamız. Ve meteorolojik haritamıza bakacağız. Söylemiştik, bir alçak basınç var.
ve sıcak ve nispeten nemli bir hava kütlesi var. Bu hava kütlesi nedeniyle sıcaklıklar tetricen artacak ve hafta içerisinde hafta sonuna kadar 33 dereceye kadar çıkacak. Bugünkü yaptığım tahminlere göre ve yine haritamıza devam ediyoruz. Haritamıza devam ediyoruz efendim. Haritamıza, meteorolojik haritamıza ve Avrupa işlerinde yine bir yağışlı hava kütlesini görüyoruz ki Batı Akdeniz'e kadar bu yağışlı hava kütlesinin etkisi iniyor. Ve Rusya üzerinde de bir yağışlı hava kütlesi var. Afrika üzerinde de ne var? Bir yüksek basın sistemi mevcut. Ve şimdi ne diyoruz efendim? Kıbrıs'ımızda havalar diyoruz efendim, açık az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu geçerken en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 31 derece, Ercan Devlet Havalanı'nda ve Geçitkale'de 30, Lefke'de 20, Güzelyurt'ta 26, Girne'de 25, Alev Kayası'nda 24, Larnaka ve Gazimavusa'da da 24, İskele'de 27, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik'te, Zaferburnu'nda 25 ve geliyorum Limassol'a, bir de bakıyorum ki Limassol'da da bugün en yüksek hava sıcaklığı 25, Baf'ta 24 ve Trodos'ta 20 derece ve gecemiz açık geçecek ve en düşük hava sıcaklığı Lefke'de 17 derece, Güzelyurt'ta 12, Lefkoşa'da 13, Girne'de 16, Alev Kayası ve İskele'de 14, Yeni Erenköy, Dübkarpaz ve Mehmetçik'te 16, Larnaka ve Gazimavusa'da 13, Limassol'da 12, Baf'ta 13 ve Trodos'ta 10 derece. Yarın parçalı bulutlu görünüm olacak, yüksek bulutlar olacak diyelim. Ve en yüksek hava sıcaklığı mevsim normallerinin veya uzun yıllar sıcaklık ortalamasının üzerine bir sıcaklık seyri olacak. Ne kadar? 4 ile 6 derece. Ve Lefkoşa 32 dereceye kadar termometrelerin değeri çıkacak. Lefke 25, Güzelyurt 28, Girne 27, Alev Kayası 26, Ercan Devlet Havaalanı'nda ise 33, İskele'de 30, Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 25, Gazimavusa'da 27, Limassol'da 26, Larnaka'da 25, Baf'ta 26 ve Trodos'ta 21 derece efendim. Ve denizlerimizde havalar açık az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu geçerken tahmini dalga yüksekliği 1 ile 1,5 metre. Hafif, yer yer orta dalgalı. Rüzgarlar nereden esecek? Kuzey sahilden, kuzey ve batıdan 3-4 kuvvetinde, doğuda, güneyde ve batı sahillerimizde ise güney ve batıdan 3 ile 4 kuvvetinde esecek. Deniz suyu sıcaklığı efendim sizin için. Sabah ölçtüm ve 20 derece buldum. 20 derece efendim deniz suyu sıcaklığı. Evet. Şimdi güzel bir haritamız gelmesini bekliyorum. Yangınlı bir harita. O gelirse ne diyoruz? Bakın, yangınlar var. Aman dikkat. Aman dikkat diyorum bu haritayla. Çünkü orman yangın olasılığı çok yüksek. Artık bu haritamızı da gündeme getirdik. Ve ateş yapmıyoruz. Bir de ne yapmıyorduk? Güneş altında 10-15 dakikadan fazla durmuyorduk efendim. Ultraviyole radyasyonumuz da çok yüksek. Bu ne demek? Yaza yavaş yavaş giriyoruz demektir efendim. Aman dikkat, aman dikkat diyelim ve dünyamız dönsün, dönsün. Ve Türkiye'mde hava. Ankara, Erzurum, Diyarbakır ve Van'da bugün gök gürültülü sağanak yağmur bekliyorum. Ankara 25 derece, Erzurum 18, Diyarbakır 27, Van 14 derece.
Diğer seçtiğim güzel şehirlerde ise açık az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ve İstanbul 20 derece, İzmir 28, Antalya 24, Adana 29, Hatay 27, Gaziantep 30, Samsun'la Trabzon'da ise 16 derecelik bir sıcaklık olacak efendim bugün. Sıcacık bir ülke Türkiye bugün. Evet, şimdi de bir İngiltere'ye bakalım. Sıcak mı, soğuk mu? Bence serin bir havası var bugün İngiltere'nin. Edinburgh 11 derece efendim. En yüksek hava sıcaklığı. Londra 15, Dublin 12 ve parçalı bulutlu. Ve İber Yarımadası'na yavaş yavaş bir uğrayalım. Bugün Madrid sağanak yağmurlu 16 derece. Lisbon çok bulutlu 23 derece. Ve ben Amsterdam'a gidiyorum. Amsterdam'a efendim. Ve bulutlu bir Amsterdam görüyorum. Ve tahminimiz de çok bulutlu geçecek. Amsterdam 13, Paris 21, Brüksel 16, Köln 19, Frankfurt 17 ve Berlin 15 derece. Parçalı, az bulutlu bir görünüm olacak bugün bu güzelim şehirlerde. Ve ben Viyana, Budapeşte'ye bir uğruyorum. Viyana ve Budapeşte de bugün çok bulutlu bir hava olacak. Viyana ve Budapeşte de sıcaklıklar 16 dereceye kadar çıkarken Dubrovnik'te ise sıcak bir hava var. 21 derece bulutlu. Ve Roma parçalı, az bulutlu 24 derece. Ve Balkanlar, Üsküp, Bükreş ve Sofya'da hava nasıl geçecek? Üsküp çok bulutlu, 22 derece. Bükreş ve Sofya yağmurlu, Sofya 15, Bükreş 20 derece. Atina az bulutlu, 27 derece. Ve Kuzey Avrupa'nın incisi Oslo. Oslo bugün çok bulutlu, 13 derece. Helsinki parçalı az bulutlu, 5 derece. Ve Moskova parçalı bulutlu, 8 derece efendim. Ve Doğu Akdeniz. Fraunlar kenti neresiydi? Kahire'ydi efendim. Çok bulutlu, 33 derece. Tel Aviv ve Beyrut az bulutlu. Beyrut 21 derece, Tel Aviv 22 derece. Ve Kuzey Afrika'nın Akdeniz'e bakan kıyılarında Cezayir. Bugün sağanak yağmurlu, 18. Tunus ise çok bulutlu, 21 derece efendim. Evet, dikkat edeceğimiz ne vardı? Güneş altında durmuyorduk. Ultraviyole radyasyonu çok yüksek. Bir de ateş kesinlikle yakmıyorduk. Orman yangın olasılığımız da çok yüksek. Ve sıcaklıklar da tedricen artıyordu. Hafta sonuna kadar 33 derecelere kadar hava sıcaklığını iç kesimlerde çıkacağını da tahmin ediyoruz efendim. Evet, diğer yayınlarda görüşmek üzere. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Donasyon, sperm ve yumurta donasyonu olmak üzere tüp bebek tedavisinde sıklıkla kullandığımız yöntemler. Bu tedavileri gerçekten yumurta ihtiyacı olan hastalara ya da gerçekten sperm ihtiyacı olan hastalara kullanıyoruz. Bunlar kimlerdir? Doğuştan yumurtalık rezervi ile ilgili sıkıntı yaşamış olan hastalar olabilir.
veyahut da yumurtalıklarıyla ilgili bir cerrahi geçirmiş olabilir. Ya da çocukluğunda kemoterapi, radyoterapi veya yumurtalıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılmış olabilir. Veyahut da zaman içerisinde ileri yaşla beraber yumurtalık rezervinde azalma yaşamış olan hastalar bizim için yumurta donasyonunda uygun olan hastalar oluyor. Tabii ki öncesinde bir takım testler yaparak rezervin sonuna gelindiğini teyit ettikten sonra hastalarımızın tedaviye kabulünü sağlıyoruz. Sperm donasyonunda da aynı şekilde sperm üretimi baştan itibaren olmayabilir veyahut da sonradan geçirilen bir hastalık, mesela çocukluk çağında testisleri tutan kaba kulak gibi hastalıklar veyahut da hastanın adını koyamadığı, tanı konamamış varikosel gibi rahatsızlıklar zaman içerisinde sperm üretimini bozabiliyor. Bunun dışında geçirilen enfeksiyonlar ya da kanallarda herhangi bir problem olması da sperm üretimini, sperm kalitesini bozan faktörler oluyor. Eğer hastadan sperm elde edemiyorsak, yani örnekte sperm bulamıyorsak, testisten eğer sperm elde edilebiliyorsa ya da epididim dediğimiz ara yollardan sperm elde edilebiliyorsa elde ediyoruz. Eğer hiçbir şekilde sperm elde etmek mümkün değilse bu hastalarımız da sperm donasyonu için uygun hastalar oluyor. Yumurta için Kıbrıs'ta yasal mevzuat gereği yapılması gereken bazı testler ve araştırmalar var bağışçı için. Bir bağışçı ben yumurta bağışında bulunmak istiyorum diye başvurduktan itibaren kromozom analizlerinden yani genetik taramasından, enfeksiyon taramalarına, psikolojik profilinden, genel değerlendirmesine birçok muayenesi yapılıyor, jinekolojik olarak değerlendiriliyor ve sadece uygun olan hastalar bağışçı olarak kabul ediliyor. Sperm donasyonu içinse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sadece sertifikalı spermin kullanımına izin verildiği için spermleri yurt dışından sertifikalı olarak getirtiyoruz. Hastanın eğer adet görüyorsa adet döngüsüyle senkron olması lazım. Hem aynı zamanda fiziksel özelliklerinin, kan gruplarının çiftin çocuğu olabilecek şekilde uyumlu olması lazım. Bizim ülkemizde donör anonimitesi yasası mevcut. Yani ülkemizde bağış kullanıldığında yumurta ya da sperm bağışı her ikisinde de donörün yani bağışçının kimliğinin, ulaşım bilgilerinin tamamen gizli olması gerekmektedir. Aynı şekilde hasta kimliği ve ulaşım bilgilerinin de gizli olması gerekmektedir. Bu şu demek, yani hiçbir şekilde bağışçı hastaya ulaşamaz, hasta da bağışçıya ulaşamaz. Bunun güvencesini sağlıyor olduğumuz için Avrupa'da güvenilir ve tercih edilen lokasyonlardan birisi Kıbrıs. Tedavi nasıl bir süreçtir? Aynı normal tüp bebek tedavisindeki gibi ama yumurta geliştirme tedavisini eğer yumurta donasyonu yapıyorsak, yumurta bağışçısı yapıyorken kadın hasta rahmin hazırlanması sürecine tabi tutar ki bu normal tüp bebek tedavisine göre çok daha kolay bir tedavi. Sperm donasyonundaysa kadın hasta aynı normal tüp bebek tedavisindeki gibi iğneleri kendisi vurulur, yumurta gelişimi sağlanır ve toplama işlemi gerçekleştirilir. Ondan sonrasında eşin spermiyle yumurta donasyonunda, sperm donasyonunda da seçilmiş olan spermle, önceden seçilmiş, belirlenmiş olan spermle dölleme işlemi yapılır. Embriyo gelişimleri takip edildikten sonra embriyoların uygun büyüklük ve olgunluğa gelmeleriyle beraber embriyo transferi işlemi ağrısız bir şekilde yapılabilir. Transferden sonra gebelik testi yapıldığında eğer pozitif sonuç elde edersek ki donasyon tedavilerinde hastaların temel problemi yumurta ya da sperm eksikliği olduğu için bu açık çok hızlı bir şekilde bu tedavilerle kapatıldığından başarı olasılığı çok çok yüksek tedaviler bunlar. Ve bu hastalara gerçekten ailelerini tamamlayıp çocukla ailelerini şenlendirebilecekleri mutlu bir yuva tamamlamış olmanın huzurunu yaşıyoruz tabii ki biz de bununla beraber.
Aslında bu müzik gruplarında yer alan birçok müzisyen aynı zamanda mücahiddiler. Gündüz elinde piyade tüfeği tutan gençlerin geceleyin o elleri gitarı alıp insanların ruhuna güzellikler sunuyordu. Böylesi bir yaşam sürdürülmüştü 1963-67 yılları arasında. 1967 sonrası ise bölgeler arasındaki barikatların azalması, normale dönüş adımları ve Türkiye'ye tahsile gidişlerle gruplarımızla sürekli yeni isimler, yeni elemanlarla 1974'e kadar o devamlılığı sürdürmüşlerdi. Bu kitabımızda 10 Ekim 1998-26 Haziran 2004 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl süresince yayınlanmış, BRT televizyonunda hazırlayıp sunduğum İstasyon isimli müzik programına konuk aldığım kişiler arasından 60'lı 70'li yıllardaki müzik çalışmalarıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdiklerimin müzikal izdüşümleri var. Kitabın yazarı İskender Pala. Kitabın ismi A71. Kitap Kapı Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım yazısı. Kim kalbin akıldan daha önemsiz olduğunu söyleyebilir ki? Sana evrendeki düzenin tıpkı kan dolaşımı gibi kalbi esas aldığını, her şeyin kalple anlaşılabileceğini, evreni açıklamak için aklın yetersiz kalacağını ama kalp ile yapılan yönelişlerin kainattaki düzene uyum sağladığını nasıl anlatmalıyım? Bilemiyorum. Aklınla sihirbazlık düzenekleri kurabilirsin ama kalbinle sihir yapabilirsin. Akıl bir depremin rakamsal şiddetini ölçebilir ama kalp rakamın neden öyle takdir edildiğine vakıf olur. Akıl sahnelenen oyunu izah eder, kalp oyunun yazarını anlamanın peşindedir. Akıl hadiseleri açıklar, kalp ise hadiselerin perde arkasındaki sebebi. Akıl bilgidir, kalpse bilgelik. Yıl 2023, Sina çölünde bir uçak düşer. Yolculardan bazıları son derece gizli ve esrarengiz ilişkiler ağının parçasıdır. Bölgeyi yeniden şekillendirmek isteyen kimi okültist ve evangelik üst akıllar, dijital ağların patronları, güç odaklarına bağlı insan hakları dernekleri, medya aktörleri, terörist örgütler ve coğrafyanın savrulan insanları, gençler, bebekler. Elinizdeki roman, değişmekte olan ve daha da değiştirilmek istenen dünyanın gelecek kodlarını, nanoteknolojisinin hakimiyetiyle kalbi arasında sıkışmış bir delikanlının kaderine kilitleyen nefes nefese bir hikaye. A71'in hikayesi. Viyana kuşatmasından 2071'e uzanan bir macera. İskender Pala'nın her zamanki yetkin kaleminden. Kitabın yazarı Ahmet Sanver. Kitabın ismi Bitmeyen Hatıralar 16. Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Değerli okuyucular, tüm kitaplarımda olduğu gibi bu kitabımda da Kıbrıs'ımızın tarihinden, kültüründen, yaşantısından, örf ve adetlerinden pasajlara rastlayacaksınız. Tüm yazdıklarım ve yazacaklarım kurgu, düşünce ve hayallerden arındırılmış, gerçek, yaşanmış olayların öyküleridir. Bu öykülerde her yaştan, herkesin kendinden bir şeyler bulacağına da inanıyorum. Anlatımlarımın kolay anlaşılması için yalın ve yerel diyalog üslubuyla kullanmaya özen gösterdim. Klişe yazımlardan da sakındım. Tüm öykülerin sonunda konu ile ilgili açıklamalı fotoğrafları da bulacaksınız. Merhaba, ben Açeli Oluçay, moda tasarımcısı ve moda eğitmeniyim. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Yaklaşık bir 9 yıl önce moda serüvenim başladı. Aslında bir finansçıyken tamamıyla kariyer değişikliği yapmaya karar verip, yurt dışına, Londra'ya moda okumaya gidip,
bu şekilde sektöre bir adım atmış oldum. Öncelikle bu eğitimi Londra'da almak istememin en büyük nedenlerinden birisi tabii ki Londra'da hem çok iyi okulların olması hem de moda kapitallerinden, moda başkentlerinden biri olmasıydı. Ve bu bana çok şey kattı ve çok şey öğretti. Gerçekten çok iyi okullarda iyi eğitimler almış olmak bu zamana kadar geldiğim noktaya kadar önümü çok açtı. Londra'da eğitimimi tamamladıktan sonra bir 4 ay kadar Kıbrıs'ta kaldım. Ve sonrasında markamı kurup bu işe giriş yapabilmek adına İstanbul'a yerleşmeye karar verdim. Ve bir süre kadar da İstanbul'da yaşadım yaklaşık 4,5-5 sene kadar. Markayı orada kurdum 2013 yılında. Ve o zamandan beridir de hep bu işi devam ettiriyorum ve yapıyorum. Çok severek yapıyorum. Büyük bir aşkla yapıyorum mesleğimi. Tabii ki son zamanlarda bayağı sıkıntılar yaşadık yani bu pandemi döneminde Covid'den kaynaklı olarak. Çünkü ben bundan yaklaşık 4,5 sene kadar falan önce Kıbrıs'a dönüş yaptım İstanbul'dan ve her şeyi Kıbrıs'tan yürütüyorum artık. Yani tasarım ofisi olarak artık burayı kullanıyorum. Ama hala daha işte üretimimiz ve bütün işlemlerin devam ettiği yer İstanbul olduğundan dolayı tabii sürekli bir gidip gelerek oraya hani uçuşlar vesaire biliyorsunuz çok kısıtlandığından dolayı bu tabii bizi bayağı bir bu dönemde sıkıntılı etkiledi. Bana en çok sorulan sorulardan biri nasıl oldu böyle bir hani kariyer değişikliğine gitmek istedim diye. Genelde çevremden çok geldi bu soru. Yani ben öncelikle Kıbrıs'ta işletme okudum ilk başta ve finans sektöründe 3 sene kadar falan çalıştım. Büyük de bir kurumsal bir şirkette çalışıyordum işimi bırakmadan önce. Tabii ki bu işi bırakmaya karar verdiğimde ve bu alana yönelmek istediğimde öncelikle ailem bana her zaman çok destek oldu ama bir hani onların soru işaretleri çok kafalarında oldu. Yani hani karar verme aşamamda beni kararımdan döndürmeye çalışanlar oldu tabii ki. Özellikle beni hani seven insanlar arasında hani acaba doğru karar mı? Hani iyi bir noktadasın, iyi bir yerdesin, büyük bir değişim, büyük bir karar diye. Hayatımda verdiğim en doğru karardı kesinlikle finans sektöründen ayrılıp moda sektörüne geçiş yapmak. Çünkü ben bu sektörde kendimi buldum. Kendimle daha gerçek bir bağ kurabildim. Her bir koleksiyonun tasarım süreci ve hazırlık süreci aşağı yukarı 1-1,5 sene kadar öncesinden başlar her sezonun. Ve tabii ki bununla birlikte hazırlık sürecimiz başlar. Hazırlık sürecimiz aşağı yukarı numune koleksiyonun çıkması 3-4 ayımızı alır. Yani benim koleksiyonu ilham alıp tasarlamaya başlayıp koleksiyon çıktıktan sonra onun artık hayata geçmesi süreci 3-4 ayımızı alır. Çok şeyden ilham alabilirim aslında koleksiyonları hazırlarken. Genellikle kendi o dönemde yaşadığım ruh halim bu ilham almam gereken demeyeyim. Çünkü ilham almak zaten kendiliğinden gelen bir şey ama ilham aldığım şeyler ve ruh halim birazcık birleşerek aslında ortaya bir koleksiyon çıkarıyorum. Bir de en çok aldığım sorulardan biri hani neden plaj giyimi tercih ettiğim markayı kurarken ve koleksiyon hazırlarken. Çünkü aslında ben tam anlamıyla bir Kıbrıslıyım. Yani özümde ve köklerinde Kıbrıs'ı çok seven ada insanıyım. Tamamıyla bir yaz insanıyım. Ve Londra'da okurken son koleksiyonumu hazırlarken bir plaj koleksiyonu hazırlamıştım ve hani sırf merakımdan hazırlamıştım aslında. Kendimi merak ettiğim için nasıl bir şey çıkarabilirim diye. O bana ilham oldu. Hani neden olmasın diye düşündüm. Çok keyif alıyorum. Çok severek kullanıyorum kendi ürünlerimi de yaz döneminde.
Çünkü devamlı olarak deniz kenarındayım, devamlı olarak suyun içindeyim veya işte dışarıda plajdayım. Hem aktif olarak kullanılabilecek hem daha şık olarak kullanılabilecek parçaları bir arada çıkarmak için yani bir noktada aslında kendimden de yola çıkarak tasarımlar yapıyorum. Adası geçmişten günümüze birçok farklı din, dil, ırk ve medeniyetleri misafir etmiş. Dini tarih açısından adamız büyük önem taşıyor. Ancak İslam tarihi açısından da önemli bir konumda. Yine bölgesine yakın Çatalköy'de bulunan Hazreti Ömer Tekkesi kültürel miraslarımızdan biri. Hikayeleriyle günümüze kadar gelmeyi başaran özel bir yerimiz. Türbenin geçmişi Osmanlıların adayı fethinden 922 yıl öncesine gidiyor. Burada Hazreti Ömer ve arkadaşlarının türbesi bulunuyor. Dünya kültür mirası açısından büyük önem taşıyan, üç medeniyete ev sahipliği yapan Selimiye Camii'nin gizemli geçmişini keşfetmeye hazır mısınız? 800 yıllık tarihi geçmişi bulunan Selimiye Camii restore edilirken bu tarihe şahitlik ediyoruz. Selimiye Camii'nin bu görkemli geçmişini ve tarihin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını 2 Mayıs Pazartesi gecesi saat 22.30'da BRT1 ekranlarında izleyebilirsiniz. Bölümde Mersinlik parkuru devam ediyor. Gerçekten baharı en tatlı şekilde hissediyoruz. Hem güneş var hem de çok tatlı bir şekilde esiyor. İzleyin, yine çok güzel program geliyor.